Merhaba arkadaşlar, Eğlenceli CLSL'in yeni bölümünde texture'lara giriş yapacağız. Bunun için daha önceden kullandığımız clslsandbox.com sitesindeki programı, daha doğrusu arayüzü kullanmak yerine bu sefer Shader.to'ya geçiş yapıyor olacağız. Yine benzer bir arayüz, bu sefer Shadertoy.com. Yine herhangi bir üyelik gerektirmeden new diyerek yeni bir shader oluşturabiliyorsunuz. Buradaki shader'ları kayıt edebilmeniz için üyelik istiyor sadece. Yani kendiniz oynayıp bakmak, sonra da hani kodunuzu burada saklamak istemiyorsanız herhangi bir üyeliğe gerek yok. Üyelik de zaten normal, ücretsiz bir üyelik. Buna geçiş yapmamızın sebebi burada bize çeşitli inputlar ekleme imkanı vermesinden dolayı. Şimdi CLSL Sandbox'ta elimizde sadece işte fare koordinatları veya zaman gibi çeşitli değişkenler vardı. Bunların dışında herhangi bir texture ekleyemiyorduk. Texture dediğimiz şey ne? Bir görsel, mesela bir resim dosyası. Biz bunu ekrandaki bazı yüzeyleri kaplamak için kullanabiliyoruz aslında. Fakat CLSL Sandbox'ta böyle bir imkanı bize sunmamıştı. Şimdi biz burada WebGL kullanıyoruz, evet. WebGL'in sunduğu bir imkan aslında ekrana texture'lar çizmek, daha doğrusu kaplamalar, resim dosyaları vesaire. Ama buradaki arayüzün bize sunduğu fonksiyonlarla kısıtlıyız. Yani her şeyi bize vermiyor, bazı şeyleri kısıtlı olarak tutuyor. Mesela burada da kendi texture'ımızı, kendi resmimizi yüklemek yerine buradaki bazı bize verilen, sunulan, içeride yüklenmiş olan resim görselleri kullanabileceğiz veya işte bazı videolar var, ses dosyaları var yine kullanmamız için veya istersek işte klavye, kamera veya ses olarak da daha doğrusu mikrofon input'unu da kullanmamıza imkan tanıyor. Yani o açıdan ShaderToy bir miktar daha olanak sağlıyor bize. O yüzden texture'ları yapmak için buna geçiş yaptık. Burada new dediğimizde bu şekilde bir kodla karşılaşıyoruz. Yine hani diğerinin yaptığıyla neredeyse hemen hemen aynı işlemi yapıyoruz. Burada da yani şey daha doğrusu şöyle diyelim. Yine bir fragment shader yazıyoruz. Yani ekrandaki her bir pikselin hangi renge boyanacağını belirten bir shader. Burada büyütebiliyor muyuz acaba şu boyutumu? Ha, biraz daha büyütebiliyormuşuz. Yazıyı büyütelim daha iyi olur. Main image adı verilmiş burada. Tabi burada yazdığımız kod solda ufak bir ekranda görünür hale gelmekte. Yine out vektör 4 fragment color, bir adet frag color değişkeninde o parçacığın, o pikselin hangi renk olması gerekiyorsa onu bildiriyoruz. Bir de input'umuz var burada, in vektör 2 demiş, frag koordinat o parçacığın koordinatlarını belirtiyor. Şimdi buradaki kod ne yapıyor onu kısaca bakalım. Yani temel halinde karşımıza çıkan şey buydu. Bir adet vektör 2, u ve koordinatları, ekran koordinatları yani x, y diyebiliriz biz ona. Fragment color bize gelen bir input'tu. Bunu çözünürlüğe bölüyoruz. Neden? Şimdi çözünürlüğü düşünecek olursak mesela x'te, y'de belli miktarda bir çözünürlüğümüz var. Bu u ve koordinatlarını biz buraya çevirmek için aslında şöyle yapalım isterseniz. Mesela doğrudan frag coordinate x, y'yi biz UV olarak almış olsaydık ve burada başlatalım. Gördüğünüz gibi tek bir rengi görüyoruz ekranda. Çözünürlüğe bölmemiz gerekiyor ki çözünürlüğe böldüğümüz takdirde buradaki noktalar ya da koordinatlar sıfırdan 1'e kadar giden değerler haline geliyor. Yani şöyle yapacak olursak geri alalım. Resolution dediğimiz çözünürlük değeriydi. Şu an renk de değişiyor gerçi. Belki işte karışık olmasın diye tek bir renge atayalım isterseniz bunu öncelikle. UV dediğimiz ama ekrandaki koordinatlarımız, yani daha önceden de kullanmıştık aslında, bir tekrar etmiş olduk. Bir yandan da ne anlatmaya çalışıyor bize ondan bahsetmek için böyle yaptık ama. Şimdi burada ne yapmışız? Frag color dediğimiz ekrandaki o pikselin rengini atarken bir adet vektör 4 göndermemiz gerekiyordu. RGB renkleri ve bir adet de alfa değeri. Alfa değeri şeffaflık değerini bildiriyordu bize ve şeffaflığı iki rengi karıştırırken vesaire kullanıyorduk. Ama onun dışında burada X rengimizi doğrudan, pardon, R yani red, kırmızı rengimizi doğrudan UV'nin içerisinden almışız. Daha doğrusu şöyle diyelim. R ve G, iki adet renk çünkü vektör 2 gönderiyoruz burada.
İkinci şöyle boşluk koysak daha iyi olacak aslında burada neyin ne olduğunu görmek açısından. 3 adet aslında parametremiz var. Bir tanesi UV yani vektör 2 gönderdiğimiz için bu aslında 2 tane parametre yerine geçiyor. Vektör 4'ün üzerinde 4 adet parametreye ihtiyacımız vardı. Biz buraya ikiliyi gönderdik. Daha sonra bir adet float değerimiz var. Bu zamana bağlı bir değişken. Şimdi fark edeceğimiz bir değişiklik. Buradaki değişken adları farklı. Neden? Çünkü bunlar aslında bizim Shader Toy'un veya işte GLSL Sandbox'ın WebGL'e gönderdiği değişken adlarıydı. Buradaki değişken adları bu program nasıl yazıldıysa ona göre belirlenmiş. Ve burada Shader Inputs'a basacak olursak bu çeşitli sabit değerlerin ya daha doğrusu şöyle diyelim uniform değerlerin sabit desek yanlış olur. Ama hani programın Shader'ın çalışması açısından Shader çalışırken bu değerler değiştirilmiyor. Shader'a program tarafından gönderiliyor o açıdan uniform değerler. Bunların isimleri Shader Toy tarafından belirtilmiş durumda. Mesela bu sefer mouse.xyz falan değil de e-mouse kullanacağız mesela. İşte e-global time var doğrudan time demek yerine. Yani bu gibi ufak değişiklikler var ama hani neler nelerin ne olduğu belli hala. Mesela ikinci parametre olan RGB, B koordinatının mavi koordinatını biz doğrudan 0.0 desek şurada burada programı çalıştırmak için alttaki compile tuşuna basmamız gerekiyor. Diğerini de otomatik olarak yapıyordum. GLSL Sandbox'ta. Şimdi çalıştığı zaman fragment kalır. O noktanın rengi doğrudan UV dediğimiz değerden alınıyor. Sol alt köşeden başlıyorduk. 0'a 0 koordinatıydı. Orada 0 olmasının sebebi vektörümüz de 0, vektör 2'miz 0. O yüzden siyah değeri oldu. Sağ üst köşede de R ve G'nin maksimum değerlerini görüyoruz. O da sarıya karşılık geliyor. X ve Y eksenlerinde de mesela X ekseninde maksimum R'nin kırmızı olduğu yani R'nin maksimum olduğu ve RG G'nin 0 olduğu durum. Burada tam bir kırmızı, diğer eksende de tam tersi durum söz konusu. Şimdi şurada high resolution'dan bahsediyorduk. Onu katmadığımız durumda çalıştırdığımızda mesela tamamen sarı görüyoruz. Yani tamamen en üstteki rengi görmeye başladık. Şurada fark ederseniz belki ufacık ince bir çizgi var. İnce bir çizgi boyunca şurada yeşil, şurada da kırmızı görüyoruz. Aslında çizdiğimiz şey çok böyle küçültülmüş mü diyelim, nasıl diyelim? Tam istediğimiz halde değil bu durumda. Çözünürlük dediğimiz değer. Bunu mesela aslında ayrı ayrı yazsak daha kolay bir şekilde açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şimdi vektör 2 UV dedik. Onun için yeni bir vektör 2 oluşturuyor olalım. Vektör 2 dedik. Parantezi açtım. Ama x ve y koordinatlarını ayrı ayrı yazacağım. X koordinatını şöyle hesaplıyoruz dedim. Frag color, pardon, frag koordinat x bölü e-resolution x olacak. X koordinatı bu dedim. Y koordinatı için de aynı değerlerin y ifadelisini kullanacağım. Y'lerle gönderdik. Parantezi kapadık. Noktalı virgül. Şunu attık. Şimdi çalıştırdığımız zaman orijinal haldeki şeyi görüyoruz. Yani çözünürlük değerlerine bölünmüş halini görüyoruz ama diyelim ki y koordinatını çözünürlük değerine bölmedim. X'i bölüyorum, y koordinatını bölmedim. Bu durumda y ekseninde gördüğünüz gibi değerler çözünürlüğe bağlı bir şekilde değişmediği için renk değişimini göremiyoruz. Daha doğrusu şöyle diyelim belki de çözünürlük değerleri 0 ile 1 arasında oynamamaya başlıyor bu durumda. E-resolution dediğimiz mesela yukarıda da var. Viewport resolution in pixels demiş. Buradaki ekranımızın piksel cinsinden çözünürlüğünü veriyor. Mesela işte 640'a 480 gibi bir değerse 640 veya 480 değerine karşılık geliyor. Frag koordinat ise burada o parçacığın koordinatlarını bize vermekte. Ve bu çözünürlükten bağımsız bir şekilde olmuş oluyor.
Onu daha iyi nasıl anlatırız diye bir düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey yapalım isterseniz. Bu ifade karşımızda çözünürlük değerini iki katına çıkardığımızı düşünelim. Parantez içinde e-resolution x'i çarpı 2.0 diyeceğim. Yine alttaki değeri de parantez içerisinde çarpı 2.0 diyor olacağım. Çözünürlüğü iki katına çıkardık gibi bir şey. Bu durumda mesela maksimum değerlere ulaşamadık. Çünkü aslında daha büyük bir ekran için yapıyoruz. Biz bunu tam ekran yapsak bile şu anki görülebilir alanın çözünürlüğü bizi ilgilendiriyor. Bu değerleri mesela ikiye böldüğümüz durumda, şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi maksimum değere ulaşmamız daha kısa sürdü. Ekranın işte çeyreğinde ulaştık. Şimdi bu ne anlama geliyor bizim için? Frag koordinat dediğimiz değeri çözünürlüğe bölerek biz o değerlerin 0 ile 1 arasında oynamasını sağlıyoruz. Yani ekranda gördüğümüz şu karenin bir texture gibi veya çizilebilir alan gibi davranmasını sağlıyoruz ve buradaki koordinatların da 0 ile 1 arasında oynamasını sağlıyoruz. Yani aksi takdirde 0 ile 1 arasında oynamıyor olacaklar onlar. Ne oluyorlar? Mesela işte çözünürlüğe bölmediğimiz durumda az önce de gördüğümüz gibi birden sarı haline geldiği için anlıyoruz ki bir değerini aşmışlar. Çünkü hani biz bunları renk için kullandığımızda renk değerleri 0 ile 1 arasında bir değer bekliyor bizden. Şurada tek piksellik bir çizgi çok da gözükmüyor. Yani yeşil ve kırmızı birer çizgi var. Onlar orada ufak bir aralıkta bir değişim olmuş. Ama onun dışında frag coordinate dediğimiz değer her zaman sıfırdan, pardon, her zaman birden daha büyükmüş. Biz bunu sıfırla bir arasına indirgemek için çözünürlüğe bölüyoruz. Aksi takdirde frag coordinate dediğimiz sol alt köşede sıfıra sıfır. Bir sağdaki piksele gidiyoruz işte. Hani x değerleri 1, 2, 3, 4 diye artmaya başlıyor ve mesela işte 1024x768 çözünürlükteyseniz ekranın en sağındaki pikselin x koordinatı 768 olacaktır. Hani biz bu büyük değerlerle uğraşmayalım. Biz sadece 0 ile 1 arasında oynayan bir tekstüre baktığımızı varsayalım dediğimiz için burada çözünürlük değerine bölüyoruz. O bizim için böyle bir kolaylık sağlıyor yani. Şimdi new diyelim isterseniz şöyle ilk baştaki haline gelsin. Şimdi ikili olarak da işlemleri yapabiliyorduk. X'ye dedik. Burada U, V demesinin sebebi genelde yüzey koordinatları U, V olarak belirtilir. O yüzden yani yoksa biz burada doğrudan buna X'ye de diyebilirdik. Position gibi bir değer de atayabilirdik. U, V demesinin sebebi bununla ilgili. Şimdilik şu ikinci değeri yeniden 0.0 yapalım. Hatta burada tek bir düz renge boyuyor olalım ekranı. Mesela 0.0 dedik. Diğerine de 0.0 diyecek olursak ve Alt Enter'la da kısa yolu varmış. Mesela Alt Enter'a basacak olursak ekranımız tamamen siyah. Şimdi hani GLSL Sandbox'ta da başlangıç konumu olarak gördüğümüz yerdeyiz. Şimdi bundan sonra ekrana texture çizmek istiyorum. Hani Shader Toy'a geçmiş olmamın sebebi oydu. Ekrana bir texture çizeceğiz. Bunun için öncelikle altta 4 adet siyah kare var. Bunlar eye channel olarak belirtilmiş. Burada shader inputlara da bakacak olursanız eye channel 0'dan 3'e kadar input kanalları var. Yani bir girdi almamızı sağlıyor bunlar bizim. Ve mesela basacak olursak kullanabileceğimiz videolar, işte müzik dosyaları vesaire, texture'lar var. Texture'lar sabit görseller. Mesela bunların üzerine geldiğinizde çözünürlükleri de yazar, formatları da yazar. Hatta kaynakları vesaire de yazıyormuş. Mesela diyelim şu ilk tekstürü kullanmak istiyoruz. Tıkladık. Burayı kapadığımız zaman da altta bunun yüklenmiş olduğunu görüyoruz. Burada hatta ayar ekranı da var. Mesela işte tekrar etsin mi veya tekrar fonksiyonu nasıl olsun. Onun dışında çeşitli filtreler var. Onlardan da daha sonra bahsederiz ama onun dışında tekstürümüz yüklendiyse burada görsel olarak görüyoruz. İnternetten olduğu için hani videosunu falan seçerseniz birazcık zaman alabilir yüklenmesi. Biz bu texture'ı doğrudan ekrana çizmek istiyoruz şimdi. Öncelikle onu yapalım. GLSL'de texture 2D diye bir tane metot var. Şöyle 2D, 2'nin D'si
büyük, şunu yeniden büyük hale getirelim. Texture2D adlı bir metot var. 2 adet parametre alıyor. Bunlardan ilki texture'ınız, ikincisi de koordinatlarınız. Yani bakacak olursak ne o zaman? Buradaki bir adet hani resim görseli. Burada biz eye channel'ları kullanıyorduk. O zaman buradan eye channel mesela biz sıfıra seçtik. O yüzden yanına doğrudan sıfır yazıyoruz. Herhangi bir nokta vesaire yok. İlk parametremiz yüklenen texture dosyamız. Texture ne? Kaplama. Hani herhangi bir resim dosyası olabilir. Ayrıca başka türden mesela video vesaire de olabilir. Önemli olan RGB olarak belirtilmiş bir array olması. İkincisi koordinatlarımız. Koordinatlar da bizim burada yukarıda dediğimiz UV koordinatları. Ne yapıyor? UV dediğimiz noktadaki pikseli bakıyor, piksele ulaşıyor. Daha doğrusu şöyle diyelim. Eye channel dediğimiz bizim bir resim dosyası. Resim dosyaları da biliyoruz ki şöyle açacak olursak iyice yaklaştığımız durumda burada kılavuz çizgileri dersek bu bir böyle iki boyutlu array aslında. Ve işte sol üst noktası şurada, bunun daha küçüğü de var. Hani pikselleri rengimiz seçili. Ha, bu fırça olduğu için farklı boyuyor. Kalemi seçeceğiz herhalde. Yani pikselleri boyayabiliyoruz. Burada gördüğünüz her bir kare için bilgiler kaydediliyor. Bakın bu da kenarları yuvarlıyor mu biraz? Neyse. Nasıl kaydediyor? Mesela işte her bir kare için RGB ve işte bazen de alfa kanalını da ekstradan ekliyor. Burada baktığımız zaman da mesela bazı tekstürlerde format RGB diyor. Bazılarında ha mesela bazılarında tek kanal. Bunlarda R diyor, sadece kırmızı demek değil bu. Tek kanallı olan renk bilgisi kaydedilmiş. Yani siyah beyaz bir görsele bakıyoruz anlamına geliyor. Bazılarında da bir tanesinde vardı sanki. RGBA mesela alfa kanalı da eklenmiş. Alfa kanalı da opasite kanalı. Mesela işte hani bir resim olup da arkasını gösterecekse, transparan rengi de eklemek istiyorsanız diyebiliriz belki ona. O zaman alfa kanalı da işin içine giriyor. Elimizde iki boyutlu bir array var. Ve her bir piksel için, burada gördüğümüz her bir kare için, daha fazla yaklaşamıyoruz ama her bir kare için RGB ve bazen de A kanalını eklemiş oluyoruz. Hani tek boyutluysa da siyah beyaz, hani tek boyutlu dediğim şey tek kanaldan belirtiyorsak her bir pikselin bilgisini. Burada dediğimiz eye channel bizim resim görselimiz. İşte burada bir resim var. Bu yüklendi. Bakıyoruz buna. UV dediğimiz koordinatta bu resmin içerisinden hangi koordinatına bakacağımızı belirtiyor. Biz şimdi burada bir shader yazdığımız için bu ufak programcık her bir piksel için çalışıyor olacak. İşte onu grafik işlemciniz yapıyor olacak aynı anda, işte bir sürü piksel için aynı anda çalışabilen bir ufak program yazıyoruz burada shader'ın içerisinde. Ve UV değerleri her bir piksel için farklı olacak. Aslında biz burada vektör 2 dedik. UV eşittir. Tek bir piksel için hesabı yaptık. Tek bir piksel. Görselden de tek bir pikseli alıyoruz. Neye eşitlemek istiyoruz? Fragment color'ı, hani o parçacığın rengini, bizim buradaki output'umuz olan frag color'ı texture 2D'den almak istiyoruz aslında. Yapmak istediğimiz şey en temel haliyle bu. Artık vektör 4 eşittir bu demek istemiyoruz. Doğrudan aldığımız texture'ın bilgisine eşitlemek istiyoruz. Bunu çalıştırdığımız takdirde mesela şimdi altta gördüğümüz görseli biz burada sol üstte ekranda görüyoruz. Hani buradaki zaten bizim input'umuz olduğunu gösteriyordu. Solda ise çalışan programımızı da görüyoruz. Ve hani bunun üzerinden de artık bir sürü işlem yapabiliriz. Texture 2D dedik. Mesela şöyle bir şey yapalım. Vektör, bu sefer tabii vektör 2 değil. Fragment Color'a gönderebildiğimize göre bu bir vektör 4. Texture 2D'nin bize geri döndüğü veri türü. Şurayı kapatabiliriz. Burada mesela şey diyelim. Renk diyelim, hani ekranda o parçacığın rengini biz nasıl belirledik? Texture 2D metoduyla ilk kanaldan aldığımız, daha doğrusu sıfırıncı kanaldan aldığımız renkle belirledik. Bunu eşitlemeden önce şöyle diyelim. Fragment color eşittir renk demek istiyoruz bir noktada, çünkü hani ona eşitleyeceğiz. Ama bu işlemi yapmadan önce
Onu değiştirmemiz de olası. Şimdi Alt Enter yapalım hala çalıştığını görmek için. Şu Paint'e de ihtiyacımız yok, bunu kapatalım. Üzerinde değişiklik yapabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Önceden hep yaptık zaten. Mesela renk eşittir dedik. Mesela R koordinatı kırmızı rengini eşittir 0.0 diyelim. Yani texture'dan E-Channel 0'daki renkleri aldık biz. UV koordinatındaki her bir renge baktık. Ama o rengin red değerini, ilk parçasını 0'a eşitliyoruz. Hani o zaman texture'dakini aldırmamış oluyoruz. Şöyle bir şey yapabilirdik. Var olan değerini ekleyebilirdik. Var olan değerine mesela 1.0 gibi bir değer ekleyebilirdik. Bu durumda görselin kırmızıları eklenmiş olacaktı. Veya işte belki daha küçük bir değer falan ekleyebiliriz. Daha anlamlı olması için. Yine burada hani işte kırmızı değerlerini arttırdık diyelim rengin. Texture'ın. Belki de yeşil değerlerini de azaltmak isteyebilirdik. 0.2'de azalttık. Mesela gerçek zamanlı olarak bu gibi işlemleri yapabiliriz. Burada zamana bağlı değişkenimiz mesela E-Global Time var. Şurada da belirtilen başlama anından itibaren geçen süre, bir de E-Time Delta var. Bu da render zamanı, yani iki adet frame'in gösterilmesi arasında geçen zaman. Burada mesela E-Global Time'ı kullanabiliriz. Ne diyebiliriz? Artı sinüs işte E-Global Time diyebiliriz. O zaman mesela zamana bağlı olarak burada yaptığımız yeşile ekleme işlemi bazen ekleyecek, bazen de sinüs işte negatif alana düştüğü zaman çıkartılıyor olacak. Zamana bağlı bir şekilde değişime uğrayacak. Burada tabii 3 kanaldaki renk için üçüne birden de bu işlemi yapabilirdik. Mesela bu şekilde bir şey dedik. Hatta şu 0.2'ye gerek yok artık. Bu değerleri ekleyelim mesela. Bu durumda hani bazen pozitife bazen negatife kayıyorlar. Ama bazen bir ekliyoruz, bazen bir çıkartıyoruz. Tamamen siyah veya tamamen beyaz olarak görüyoruz ekranı. Bunun gücünü değiştirmek için mesela 0.2 gibi bir katsayıyla da çarpacak olursak, hani bu aralık daha daralmış olacak. Yine ekranda bir renk değişimi görüyoruz. Şimdi burada biz işlemleri yapmaktayız. Altta da bir adet texture'ımız var. Diyelim ki texture'ı değiştirmek istedik. O zaman buradan farklı bir texture seçmemiz yeterli. Tamam. İnternetten olduğu için birazcık yavaş olabiliyor. Ama hani farklı texture için seçtiğimiz durumda da yeniden compile etmemize bile gerek kalmadan farklı bir tekstürü ekranda görüyoruz. Burada mesela videolarda var. Videolarda da aynı şey söz konusu. Mesela videonun texture olarak da, yani texture 2D metoduyla videoya ulaşmakta da hiçbir fark yok. Sadece zamana bağlı bir şey olduğu için görüntü değişiyor. O ana ait olan görüntüler değişiyor. Ve hani birden fazla görseli de kullanabiliriz. Mesela şimdi iki tane channel vardı. Pardon, şey, 4 tane channel vardı. İkinci channel'a bir şey ekleyebilirsin. Bu arada video olduğu için mesela burada pause var, başa döndür var, sesini kapa falan var. Yine aynı ayarlar. Video içinde söz konusu iki adet texture'ımız var. İki texture'ı işleme katarak bir şey yapmak istiyoruz. Mesela ne yapmak isteyebiliriz? Birincisine ikincisini eklemek isteyebiliriz. Bu durumda renk diye yukarıda belirttik. Texture 2'de yine UV'den alıyoruz koordinatlarımızı. Bu sefer E-Channel 1 diyebiliriz. Tabii compile etmemiz gerekiyor çünkü kodu değiştirdik. Bu durumda daha farklı bir sonuç elde etmiş olduk. Mesela ilkinin belki katsayısını birazcık azaltmak isteyebiliriz ama onu ayrı ayrı yapmamız gerekecek. Neyse, hani ona gerek yok. Yani şunu demek istiyordum, hani çok beyazladı ya her şey. Şöyle bir şey yapabilirdik. Renk X mesela eşittir. Şöyle diyelim, ya da bölü eşittir. Hatta şöyle diyelim, çarpı eşittir olsun 0.2 gibi bir şey deseydik, hani kırmızı değerlerini küçültmüş olacaktık. Ama bunu şey de yapabiliriz herhalde, XYZ desek. XYZ dediğimiz takdirde mesela biraz daha
aşağıya indirmiş olduk. Tabii burada RGB dememiz daha anlamlı olacak. Hani aynı şeyi yapıyor ama isimsel açıdan daha mantıklı. Çünkü renk değerleri için kullanıyoruz burada belirtmiş olduğumuz şeyi. Texture, ikinci texture'ı da belki farklı bir değişkene atayıp oradan işleme tabi tutup gönderebilirdik. İsterseniz öyle yapalım, şöyle yapalım isterseniz. Renk 1 dedik bir tane değişkenimize. Aynısını kopyaladım, alt satıra yapıştırdım ve bir de renk 2, hatta şöyle dedim, renk 0 ile renk 1 olsun, channel'larla uyumlu olsun, e-channel 1 demiş olduk burada. Şimdi renk 0'ın RGB'sini biraz azalttık. Renk 1'in de üzerinden aynı işlemi yapalım. Daha sonra da yeni bir vektör 4 diyelim. Aslında hani yeni bir vektör 4 kullanmamıza gerek yok ve hani var olanlardan bir tanesini kullanmak daha performans açısından daha iyi olacaktır. Hadi öyle yapalım. Renk 0'ı değiştiriyor olalım. Renk 0 eşittir. Renk 0 artı renk 1 olsun. Yani renk 0 ile renk 1'in eski değerlerini topluyoruz. Renk 0'ın içerisine yazıyoruz. Fragment color dediğimiz değişken de doğrudan renk 0'a atanıyor. Mesela burada biraz daha renkleri hani dengelemiş olduk. Bir tanesini daha fazla açabiliriz, diğerini kısabiliriz vesaire. Bunun gibi işlemler yapabiliriz. Şimdi bu piksellere teker teker ulaşabildiğimizden de bahsettik. Mesela belki şöyle bir şey yapmak isteyebiliriz. Videoda şöyle sadece videoya geçelim, şunu iptal edelim, şunu da iptal edelim şimdilik. Videoda gördüğünüz üzere yeşil ekran kullanmışlar. Hani buradaki yeşil ekranı bir şekilde filtreleyip ilk kanalın üzerine yerleştirmemiz mümkün. Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Herhangi bir if şartına bağlayıp mesela o pikseldeki değer şu renge yakınsa veya şu renkse gibi bir şekilde belirtip, o zaman bu durumda ilk kanalı ya da sıfırıncı kanalı değil de birinci kanalı kullan gibi bir ifade yazabiliriz. İsterseniz onu basit bir şekilde yapalım. Normalde hani biraz daha karmaşık olması gerekiyor ki işte renkleri düzgünce filtreleyebilelim ama. Şimdi şöyle, belli bir şartımız olacak dedik ve bu şarta bağlı olarak yapmak istediğimiz şey, eğer bu şartı sağlıyorsak, şöyle belirtelim hatta. Bir adet vektör 4 renk olsun elimizde yine. Ve bizim altta kullandığımız değer doğrudan renk olsun. Şimdi anlatırken daha iyi olacak. Buradaki değişkenleri tekrar kullanmayalım. Şimdi bu renk dediğimiz değer ekrana atanacak olan değer. Şu an tabii if'in içini yazmadığımız için syntax error dedi. Bu arada shader toy biraz daha bu yazım hatalarını belirtme açısından biraz daha önde diyebiliriz. Hani en azından bir şeyler söylüyor size bir sorun varsa. Şöyle diyelim, if dedik, rengi mesela bu if şartını sağlıyorsak renk eşittir renk 0 olsun. Eğer bu if'i sağlamıyorsak else dedik, bu sefer renk dediğimiz değer renk 1'e eşit olsun. Yani hangi pikseli aldığımızı biz buradaki belirttiğimiz bir şarta göre belirteceğiz. Mesela şöyle bir ilk düşünce olabilir. Şimdi bizim videomuz renk sıfırın içerisinde. Texture'dan aldık. Mesela yeşil ekran yapmışlar. O zaman G değeri deriz herhalde. Green çünkü yeşil. Mesela G değeri belli bir değerin üstündeyse, mesela 0.3'ün üstündeyse, o zaman videodan mı alalım? Şöyle düşünelim. Çok yeşilse videodan almak istemiyoruz aslında. Bu durumda birden, bu durumda ikiden alalım o zaman deyip öyle bir şey yapabiliriz. Burada nasıl bir sorun var? Ha, renk 0 yok, pardon. Burada renk 0, pardon, renk 2 yok. Renk 0 ve 1 olacak. Yanlış dedim. Şimdi çalıştırdık mesela. Sırayı yine yanlış mı yazdık şöyle? Green yeşil değeri mesela büyükse yeşilleri görmek istemediğimizsin, ha birden aldık, burada sıfırdan almayı düşünüyorduk. Mesela böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Belki o zaman hani renk sınırını mı az yazdık veya çok yazmışız. İşte 0.5'ten büyük olsun.
Adamı yine kaybettik. 0-7'den büyük olsun. Bu sefer çok fazla yeşil oldu. 0-5'ten küçük olsun. Belki hani ha, şunu da silelim bu arada. Renk 1'i değiştirdiğimiz alanı sildim. Ki ikinci tekstürü daha düzgün görelim. Ama yine de böyle istediğimiz gibi bir şey değil aslında. Bunun sebebi aslında burada adamın üzerinde de G kanalını kullanan yani green'i kullanan belli değerler olması. Mesela beyazı düşünün. Tam bir beyaz değer. Aslında RGB'nin hepsini kullanıyor. Ve biz tek bir kanala bakarak bunu söyleyemeyiz. Yani hani birden fazla kanala bakmamız lazım. Kanal dediğim şu alttaki kanallar değil. Renk kanalları, RGB ve gerekirse alfa kanalı da işin içine giriyor ama zaten videoda biz bir şekilde alfa kanalını oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Hani alfa kanallı videoyu bir input olarak alıyor olsaydık o zaman iş değişirdi ama bizim aldığımız bu video yani burada belirtmiyor ama hani alfa kanalı gibi bir şey yok. Biz onu bir şekilde taklit etmeye çalışıyoruz şu anda. Mesela biraz daha bir üst seviyeden mantık yürütme şöyle olabilirdi. RGB tamam 3 farklı kanaldan renk bilgisi var elimizde. Bunlardan o zaman yeşil miktarı diğer ikisinden büyükse diyebilirdik. Mesela şöyle diyelim renk 0'ın R'si artı renk 0'ın B'sinden G değerleri büyükse mesela. Bu biraz daha işi kurtaracak şekilde. Ama yine yeterli değil. Neden yeterli değil? Belki bu arka planda çok belli olmuyor ama şöyle bir şey alacak olursak belki daha iyi görürüz. Ufak bir adamın etrafına yeşil sınır görüyoruz hala. Yani o aralıktaki değerler demek ki yeşil miktarları diğerlerinin toplamından yeterince büyük değilmiş. Burada mesela işte sabit sayılar vesaire eklemek gibi bir şeye gidilebilir. Ama mesela adamın üzerinden bir parça kaybettik işte ya da belli bir katsayıyla çarpmak gibi bir şeyler denenebilir. Bazı videolar için hani daha geçerli sonuçlar bulunması mümkün. Mesela işte yeşil çerçeve biraz daha daraldı. 1.6 deyince mesela adamdan kaybetmeye başladık. İşte 1.5 belki falan. Böyle değerlerle oynayabiliriz. Ama bunun yerine hani daha işe yarayabilecek bir çözümse videonun üzerindeki bu renge yakınlık miktarına bakmak. O biraz daha hani belki daha sonra değineceğimiz bir şey olur. Bir renge yakınlık. Bir rengin başka bir renge RGB cinsinden yakınlığını nasıl ölçebiliriz? Ve hani neye göre yakınlık diyoruz? Mesela işte G'deki belki bir yakınlığın katsayısı daha büyük olabilir. İşte R'deki bir yakınlık çok önemsemediğimiz bir yakınlık olabilir vesaire. Hani 3 kanaldan da yakınlığını kontrol etmemiz gerekecek. Hani onun da en basiti şöyle olabilir belki. İşte her bir rengin bahsettik RGB 3 farklı değeri var. Yani buradaki yeşil mesela tam bir yeşil olmadığı için şöyle yapalım hani. İkinci videodan almadığımız kısma gelelim şurası. Değil mi? Evet, videodan almadığımız kısım burasıydı. Bu durumda mesela rengi yeni bir vektör 4 diyelim. Tamamen mesela kırmızı yapmak istiyoruz diyelim. Bu öyle mi yapmak istiyoruz ya da yeşil yapalım RG tamam. 0 0 dedik. 1 0 0 0 ve alfa için de 1 0 değerini verdik. Alt enter diyorum. Yani burada gördüğümüz yeşil aslında sadece buradaki RGB değerine sahip olan yeşil. Aşağıya bakacak olursak karşılaştırmak için bu iki yeşil arasında bayağı bir fark var aslında. Hem ton açısından işte koyuluk açıklık açısından da fark var. O yüzden hani gerçek dünyadan çektiğimiz bir fotoğrafta veya videoda RGB değerleri işte saf olmayacaktır. O yüzden de burada yaptığımız işlemde bir yakınlık miktarı derecesi belirlememiz gerekiyor. Yani işte tam tamına şu değere eşitse falan diyebileceğimiz bir şey pek iş görmeyecektir. Mesela hani burada iki tane eşittir kullansaydık bu durumda hani 1-2 piksel arada belki adamın saçında böyle değişen
ufak yanıp sönen pikseller var. Şuralarda oldu mesela. Onlar anca bu değeri eşitliği sağlayabiliyor. O yüzden yine bir belli bir büyüktür küçüktür ibaresi kullanmamız gerekiyor. Ama ona da ek olarak mesela şu an diğerinden alıyoruz. Yani yer değiştirdik. İşte belki bunu renk birden alıp da burada kareli tekstürü görebiliriz. Ve burada da belli bir yine yani tam bir yakınlık hesaplamıyoruz ama şu an şöyle bir şey yaptığımızı düşünelim. Mesela işte ekranın arkasındaki renk için şöyle bir yeni bir vektör oluşturayım ben. Vektör 4 diyelim. Buna da yeşil adını verelim mesela. Yeni bir vektör 4 dedim. Biliyorum ki G kanalında yeşil için daha yüksek bir değer kullanmam lazım. 1,0 dedim mesela buna. Alfa değeri de yine 1,0 olsun. Şimdi ben bu yeşile ne kadar yakın olduğumuzu hesap etmeye çalışıyorum diyelim. Bunu nasıl yapabilirim? Mesela şöyle bir şey olabilir. Renk 0'ın G'sini hatta şöyle sıralı olsun. R, G, B değerlerini toplayabilirim mesela. En basitlerinden bir tanesi. Bu değerleri yeşilin R, G, B değerleriyle karşılaştırabilirim. Şurada daha düzgün olması açısından aşağıya geçelim. Yine R, G, B şöyle yapalım ya da yazı verelim. R, G, B değerleri. Şimdi ikisinin değerlerini topladım ve karşılaştırıyorum. Şimdilik baktığımız durumda mesela adamın kıyafetini şu an alamıyoruz. Aslında en başta yaptığımız gibi bir şey. Biraz daha düzgün olması açısından da yine bunu şöyle yapalım. Şu 1 olacak. Ya da pardon, eşitsizliğin yerini değiştirelim. Daha kolay olur. Mesela arka alanı görüyoruz. Evet, yeşil diye bir renk belirttim. O yeşilden büyüksek veya küçüksek renkleri topluyorum. Ton olarak baktık. Mesela bu değeri oynatabilirim. Yani filtrelediğimiz değeri renk değerini değiştirebilirim. Bu şekilde de işte yakınlık uzaklığı bulmaya çalışabilirim. Ama şu an elimizdeki bu yeşil olarak belirlediğimiz vektör sabit bir vektör. Yani asla değişmiyor. Ekranın çeşitli yerlerinde sadece rengi belirtmek için kullandık. O yüzden buradaki RGB toplamı da değişmiyor. Bizim için önemli olan yani buradaki RGB toplamı. Yani buradaki kırmızı değerine, yeşil değerine, mavi değerine ayrı ayrı bakmıyoruz. Hani ayrı ayrı karşılaştırmalar da yapabiliriz ama buradaki şu an tek önemli şey hepsinin toplamı. Yani mesela bunu azaltıp da R değerini arttırabilirdim. Yine filtreleme işlemini yapacaktır. Hani oysaki burada belirttiğim renge yakın bile değiliz aslında. Hani o açıdan renklerin yakınlığı hani biraz daha farklı bir konu. 3 adet değeri toplayarak doğrudan bulamadığımız bir şey. Mesela burada yeniden bunu yeşil olarak düşündüğümüz konuma gelelim. Mesela burada renklerin katsayıları olabilirdi. Mesela şöyle yapalım. R değerlerini veya işte yeşile daha ağırlık verdiğimiz için şimdi G değerini mesela 100 ile çarpabilirdik. Ama tabii ikisinde de 100 ile çarpmamız gerekecek. Çünkü işte yeşilin ağırlığını arttırmış olacağız bu durumda. Mesela mavi değerlerini 10 ile çarptım. Kırmızı değerleri de belki tek katı olabilirdi. Tabii burada şeyleri şöyle. Float olması için nokta sıfırları yazmadık. Öbür türlü farklı bir cinsten düşündüğü için saymadı. Şimdi sorun yok. Şimdi mesela yeşile ağırlık verdiğimiz durumda yeterince yakın değiliz aslında. Bu değeri belki de biraz düşürmeli miyiz? Bir yandan şu da var. Buradaki mavi değerini sıfır yaptığımız durumda burası tamamen sıfırlanıyor. 10 katsayısının bir anlamı kalmıyor. Onu da arttırmamız gerekecek mesela. Bu durumda aslında bu renge çok da yakın değilmişiz anlamına geliyor. Bu renkten uzak olan yerler bayağı daha farklıymış vesaire şeklinde düşünebiliriz. Bir yandan da eşitsizliği yine yanlış yazmışız. Başta hani
işler biraz daha şöyle yapalım. İşler biraz daha tam tersi işlediği için aslında yön değiştirmemiz gerekmiş. Onu fark ettik. Şimdi çalıştıralım. Mesela hani yine bir filtreleme yapıyoruz. Evet. Bu sefer buradaki yeşil dediğimiz bizim belirttiğimiz yeşil rengiyle biraz daha alakalıyız aslında. İşte yeşil miktarını belki arttırırsak. Bir dakika. R, G, B, R. Tamam, şunda sıkıntı yok. Bu renk mesela belli bir sınırın altına düşünce aslında yön değiştirdik. Çünkü hani bu sefer alttaki değer küçük olmaya başlıyor. Şimdi burada yaptığımız mesela üstteki renk üstte, alttaki renk burada. Arasındaki renk farkını bir şekilde çözümlemeye çalışıyoruz. Hani bu doğru bir çözümleme değil. Ama şunu düşündük. Her bir renge eşit şekilde davranamayız. Neden? Çünkü farklı renkler hepsini toplayınca sadece gri tonunda bir şeyler elde ediyoruz gibi düşünebiliriz. O da çok sağlıklı bir düşünce değil çünkü hani bu farklı kanallar siyah beyaz bir görsele dönüştürüldüğünde farklı şekillerde ele alınabilir. Mesela hani kırmızının etkisi daha fazla veya daha az olabilir. Onu da düşünmekte fayda var. Hani burada çarpı 100 gibi bir şey olmayacak zaten. Ama hani biz bir başlangıç noktası olarak bunları tam olarak aynı olarak ele almak istemiyorsak belli katsayılarla çarpabiliriz şeklinde düşündük. Yani o durumda da mesela hani şuradaki renge yakınlık uzaklık açısından böyle bir şeyler elde ettik. İsterseniz bunu bu haliyle bırakmak yerine yine eski haline döndürelim. Şu yeşili hiç işin içine katmayalım. Renk 0'da işte R'yi aldık. Daha doğrusu G değeri demiştik. Şu diğer iki rengin toplamından büyükse demiştik herhalde. Bu durumda diğer tekstürden görselimizi alıyoruz. Bir yerde sıkıntı mı yaptık? Rengi kullanmayacağız mı? Bir dakika, şöyle geri gidelim. İkinci kanalda sıkıntı olmadığını bir kontrol edelim. Onda sıkıntı yok gibi. Renk 0'ın G'si, ha şu G olmayacak tabii. R olacak. G'yi oraya katarsak olmayacaktır zaten. Hani burada işin içine yine fonksiyonlar vesaire girebilir. Hani yine filtreleme gibi düşünebiliriz onu da. Onun dışında diyelim ki buradaki görseli mesela siyah beyaza çevirmek istiyoruz hani. Siyah beyaza çevirirken de az önce bahsettim. Yine işin içine farklı değerler, katsayılar girecek. Yani doğrudan siyah beyaza çevirmek şu değil mesela. Renk birden aldık mesela değerimizi. Siyah beyaz yapmak isteseydik ne yapacaktık? Öncelikle şunu yapalım mesela. Şu olabilirdi. İşte sonucumuzun vektör 4'ü şuna eşittir derdik. O da ne olurdu? İşte renk dediğimiz şeyi doğrudan eşitlemek yerine rengin x'ini kullanırdık her seferinde. Ve alfa değeri olarak da 1.0 derdik. Şurada da bir tane daha nokta x'i unuttuk. Ne yaptık? Ha, tamam. Nokta x virgül. Ha, insert'e basılmış. Tamam. Bu durumda mesela evet elimizde siyah beyaz bir sonuç var. Zemini de renkli yapalım. Ki ayırt edelim diyecektim. Adamı değil de ikisini birden renk dediğimiz şeyi doğrudan boyadığımız için tabi o ayrımı yapamadık. O ayrımı şu satırda yapıyor olsaydık olacaktı. O satıra taşıyalım isterseniz. Vektör 4 yine renge eşit olsun. Biz burada renk dediğimiz şeyi eşitlerken yeni bir vektör 4 oluşturalım ve bunları da renk birden aldığımızı düşünmüştük. Şöyle o zaman renk sıfırdan aldığımız noktada bu işlemi yapacağız. Renk sıfırın sadece x değerlerini alıp buraya ekliyoruz. Şimdi çalıştıralım. Zemin renkli, video ise renksiz. Ama şimdi x değerlerini aldık. Şu da olabilirdi. Videoyu bir anda durduralım şöyle hani şey rengi daha kolay görebilmek için. Biz x değerlerini aldık ama mesela y değerlerini de alabilirdik. Bu durumdaki
Bu durumda işte aydınlık ve kontrast değerleri değişecek. X, Y, Z. Hani renk için aslında RGB yazsak daha iyi ama yazdık artık şimdi. Mesela Z değerlerini de alabilirdik. Yani RG, B değerlerini de alıyor olabilirdik. Hani burada siyah beyaza çevirirken belli şeyler var. Katsayılar var mesela RGB için. Onlar internette bulabilirsiniz. Onlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Hatta RGB coefficients dersek şeyler çıkabilir elimize. Mesela şöyle demişler. Hani RGB'yi siyah beyaza çevirirken bizim için önemli olan aydınlık ve kontrast değerleri. Hani renksiz bir şeye çevirip de aynı değerleri korumasını istiyorsak bu katsayılarla çarpabilirmişiz. Hatta şöyle alalım onu, yazalım isterseniz. Burayı kaydıramıyormuşuz, tamam. Mesela red değerimiz şöyle çarpı dedik. İşte 0 21 desek hani bizim için yeterli olur. RG G değerini mesela 0.71 ile çarpalım. Mavi değerini de çarpı 0.07 dedik. Bu durumda mesela şimdi yaptık. Ama ne yaptık? Bir dakika. Ha, pardon. Bu bir y değerine eşitmiş ve bu y değeri de 3. Ha, tabii. Biz bunun toplamını alacağız. Hani biz böyle buraya yazdık ama şuradan alalım. Buraya yazacağımız bir değer değil bu. Eğer siyah beyaza çevirmek istiyorsak şunlar artı olacak. Buradaki işlemin sonucu bize siyah beyaz yani RGB'nin 3'üne birden gönderebileceğimiz bir sayı değerine, bir float değerine dönüşüyor olacak. Onu da yukarıda belirttiğimiz bir float'a atayalım isterseniz. Hatta altta da yapabiliriz bunu herhalde, değil mi? Onda da bir sıkıntı yok. Şöyle yapabiliriz. Float SB diyelim. Siyah beyaz. Siyah beyaz eşittir bu. Yani bu şekilde hesapladığımızda doğru bir siyah beyaz rengi elde ediyoruz. Ve bunu biz ne yapacağız? Vektör 4'ün 3 parametresi için de gönderebiliriz artık. Çünkü hani siyah beyaz olarak çizmek istiyorsak bir şeye 3 RGB olarak 3 parametreyi de aynı değeri vermemiz gerekiyordu. Aksi takdirde şurada da gördüğümüz gibi farklı bir rengi kayacaktır. Hani alt boş şey alt enter yaptım çalışsın diye. Mesela şu anda gördüğümüz şey aynı kontrast ve aydınlık değerlerine sahip olan bir siyah beyaz hali bizim elimizdeki görselin, o açıdan da hani daha doğru bir sonuç veriyor. Bizim hani doğrudan buralara aynı değerleri yazmamız veya hani herhangi bir başka katsayılarla çarpmamızdansa burada işte belli kabul görmüş, hesaplanmış katsayılarla çarpmış olduk. Ve hani bunu alttaki videoyu da oynat diyecek olursak yine video akışı boyunca da yapıyoruz ve bunu hani şimdi WebGL kullandığımız için gerçek zamanlı olarak yapıyoruz. Hani bu bir video efekti vesaire olarak da hesaplanıp videoya işlenebilir bir şey. Biz bunu hani gerçek zamanlı olarak yapıyoruz. Hatta hani FPS olarak da bayağı bir iyi durumda. Hani bundan türlü türlüsünde yapabiliriz anlamına da geliyor. Mesela işte hani başka bir renk kanalı da alıp mesela. Ha, mesela şundan da bahsedelim. Burada ses dosyaları da var. Belki ondan daha sonra mı bahsetsek daha iyi olur. 48 dakika olmuşuz. Hani ondan daha sonra bahsedelim ama kısaca bahsedecek olursak input olarak mesela mikrofon eklemişler. Mesela ben konuştukça altta böyle bir equalizer sesler yukarı aşağı gidiyor. Şöyle bir şey yapabilirdik. Yine buradan da texture olarak alabiliyoruz. Mesela fragment color'ı doğrudan E-Channel 2'den alsaydık nasıl olurdu? Mesela mikrofondan alınca böyle bir şey çıkmış karşımıza. Evet, yine texture gibi davranıyor. Hani ekrana çizebiliyoruz. Bunun dışında başka faktörleri etkilemesi için de kullanabilirdik. Yine sabit buradaki müzikler de var.
Şimdi mikrofondan duyulmuyordur ama hani bu bir müzik dosyası, bunu çalıyor. Buna bağlı olarak şimdi ekrana çiziyoruz ama ekrana çizmek dışında başka bir şeyi etkilemesi için de bunu kullanabilirdik. Yine işte kamerayı vesaire kullanabilirsiniz. Klavye de var mesela. Burada klavyeden tuşlara bastıkça sanki böyle bir switch gibi davranıyorlar. Değerler değişiyor. Yani mesela bunu kontrol ederken hani şu koordinatlardaki şu değer şöyle mi diye bakabiliriz. Tabii ben burada işte tuşlara sırasıyla basıyorum. Aynı tuşa basıp kaldırınca gidiyor geliyor. Altta da hani input olduğu belirtiliyor. Birden fazla tuşa da pek bastırmıyor mu? Sıralı bastırıyor. O şekilde bu bölümü daha fazla uzatmayalım. İsterseniz şunu geriye çevirelim. Bir tane ileri alalım. Ha, tamam. Bunu ben yine hani link olarak veriyor olacağım. Ne yaptık? Tekstürleri ekrana çizdik. Aslında hani başka da çok bir şey yapmadık. Çok bilemeyeceğimiz bir şey yapmadık. Ama elimizdeki görsellerle biraz oynayabiliriz. Onu görmüş olduk. Şöyle bir şey olabilirdi. Ha, onu yapalım isterseniz. Sonra bırakalım. Diyelim ki başka bir şöyle ev mev gibi bir şey var. Hani filtreledik diye, buna göre filtreledik diye buradan bir tekstür kullanmak, buradan bir renk kullanmak zorunda değiliz. Şöyle bir şey de olabilirdi. İşte 3 adet rengi 3 farklı e-channel'dan okuduk. Bu üçüncü, pardon, ikinci e-channel'ımız. Ve hani rengi belirlerken renk sıfırları kullanmak yerine mesela burada siyah beyaza çevirmek için de kullandık gerçi ama kontrol ettiğimiz anda renk sıfırdan kontrol edebiliriz. Ama rengi atarken mesela bu sefer şuradaki tekstürü kullanmak istiyorum diyelim. Adamın olduğu yerlerde ben tahta görmek istiyorum mesela. O zaman burada renk sıfır gördüğüm yerlere renk bir yazabilirim. Adamın olduğu yerlerde tahta görmek için. Çalıştırdığım zaman her yerde tahta görüyorum şimdi ama adamın olduğu yerdeki tahta siyah beyaz oldu. Böyle değişik de oldu. Arka planda da tahta yerine şehir manzarasını görmek istiyorum. O da iChannel 2'deydi. Yani renk 2'deydi. Buraya da renk 2 değerini aktarabilirim. Mesela bu şekilde bir şey elde etmiş olduk. Hani son hali bu olsun. İki farklı tekstürü görüntülüyoruz ekranda ama üçüncü bir farklı bir tekstüre göre görüntülüyoruz. Onun yeşil miktarı diğer iki kanaldaki renginden daha fazlaysa rengi oradan alıyoruz ve ekranı buna bağlı bir şekilde çiziyoruz. İsterseniz burada da bitirelim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.